iktidarda kalmayı korkutmaya mecbur hissettikleri bir kötü finalin işaretleridir. Korkutan iktidarda kalamaz Gökmen Bey. Ümidi yöneten iktidarda kalır. Bana mecbursunuz diyen korkutmaya başlamış demektir. Partimize mecbursunuz. Partimizi seçmezseniz geleceğinizin ne olacağını bilemezsiniz diyen memleketi korkutmaya başlamıştır. Biz memleketi korkutan değil, ümidi yöneten tarafız. Biz milletimize diyoruz ki endişe etmeyin. Asla. Bu memlekette hep daha iyisini yapacak hayırlı Memleket evlatları her zaman çıkacaktır. En zor günlerde çıktı. Kurtuluş Savaşı'nı hatırlasınlar. 8-9 milyon garip kureba, bir Kurtuluş Savaşı'nın kurmay kadrosunun elinde, Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşların elinde 9-10 milyonluk bir savaştan çıkmış yorgun, yiyecek yemeği bile olamayan bir, bir 8-9 milyonluk garip topluluktan 83 milyonluk bütün kaynakları israf edilse bile dünyanın en büyük 18. 19. ekonomisi dev bir aile çıktı. Dolayısıyla hiç kimse endişe etmesin. Milletimiz de hiçbir partiye, hiçbir şahsa mecbur olarak yürümüyor. Memleketimizi, hizmetini görecek şekilde, hizmetini görecek, milletini kendi ailesi gibi bilecek şerefli izzetli bir dünya evladı bulur, çıkar, hizmetini görür efendim. Peki. Şimdi hemen Barış'a da sorayım. Ee, Barış, kim bu papatya falları açan, talih kuşunun kim başına konacağı? çekilişten kimin çıkacağını sürekli gündemde tutan, her akşam ekranlara beşlik simit gibi dizilen bu sözde uzman ve sivri yorumcular kim bunlar? E, sarayda geçen gün ödül alanlar. Sarayda geçen gün e, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ödüllendirilen e, sözde gazetecileri aslında kastediyor e, Sayın Bahçeli. Ben bu açıklamayı okudum da şunu anladım. Aslında Devlet Bahçeli şunu demek istiyor. Ya diyor siz diyor. Bizi yani Cumhur İttifakı'na zarar veriyorsunuz bunları konuşurken. Bu insanların Doğru. daha fazla PR'ını daha fazla reklamını yapıyorsunuz. Yani zannediyorsunuz ki Millet İttifakı'nı zayıflattığınızı zannediyorsunuz eee. ama tam tersi siz bu insanları sürekli gündemde tutarak sürekli bir merak unsuru yaratarak aslında onların oylarına oy katıyorsunuz. Yapmayın, saçmalamayın demek istiyor aslında Devlet Bahçeli. Hatlı olabilir. Bence de haklı. Yani. Bence de haklı. Merak, merak unsurunun sürekli e, diri tutulması, sürekli olarak işte acaba kim olacak, kim... Satır aralarında o var. PR çalışması yapıyorsunuz diyor hmm. oradaki insanlar. Yani zarar vermiyor. A Haber'e diyor ki PR çalışması yapıyorsunuz diyor. CNN Türkiye diyor ki PR çalışması yapıyorsunuz diyor. Anlatabiliyor muyum? Yani satır arasında yapmayın etmeyin diyor aslında Devlet Bahçeli AKP medyasına. Ama şöyle bak bu ilginç. Ee, Yavuz Bey, Barış'ın söylediği hakikaten ilginç bir şey. Yani Bahçeli şu mesajı da veriyor olabilir. Kardeşim siz güya e, Millet ittifakını kaşımak, onu yıpratmak e, orada bir çelişki, çatışma yakalamak peşinde koşmak adına bunu yapıyor olabilirsiniz. Yani bize iyi görünmek adına bunu yapıyor olabilirsiniz de yapmayın Uzun diyor. Etme diyor. Gökmen Bey, şöyle bir şey kaçtı gündemden. İnanın artık görülen şey şudur. Onu arz edeyim. Bir Şahitler de diyor enteresi. ki Yavuz Bey bir Türkiye'de de diyor iktidarda... ki bir de diyor ki e, Millet İttifakı diyor bunu yaptırıyor diyor. Evet yani mi? bir strateji kapsamında evet. aday tartışmasını hem yapıyor hem yani yaptırıyor. yani iktidarı, iktidar, iktidarın alternatifleri. Siz efendim, A Haberi, alternatifleri... A -Haberi e, böyle bir e, PR çalışması mı yaptırıyorsunuz efendim? İyi Parti olarak ya da CNN mesela. Türkiye. Ya da CNN Türkiye. Barış Bey Türkiye'de şimdi bu gördüğünüz televizyonlardaki fikri iltifa kaybı. ...bu gördüğünüz gazetecilik kurumundaki aşınma, bu siyasetteki e, siyasi sorumluluklarını muhalefete ciro etme hevesleri... ...bütün bunlar Türkiye'de yönetim kalitesinin düştüğünün en bariz örnekleridir. Yani Türkiye'de devlet bey dahil siyaset konforunu yitirmiş durumda bir siyasal iklimin içerisinde son cümlelerini kuruyorlar. Niçin böyle diyorum efendim? İktidarda kalan arkadaşlarımızın iktidarda kalmalarını temin edecek olan şey... Başaramadıkları işleri muhalefete cüret etmek değildir. İktidar aç demektir, iş demektir, bereket demektir, siftah demektir, ucuz kredi demektir, finansman imkanı demektir, doğru yatırım demektir, kamu kaynaklarının etkin kullanılması demektir. Yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini Sayın Cumhurbaşkanı meydanlarda bize takdim ederken, milletin huzurunda milleti hangi Türkiye'nin beklediğini milletine anlatırken, anlattığı hedefleri tutturabilmiş olsaydı bugün bunların hiçbirini konuşmuyor olacaktık. Dolayısıyla şimdi diyorsunuz ki mesela muhalefete, muhalefet olarak itilere hatırlatıyorsunuz. Diyorsunuz ki efendim memlekette işsizlik rakamları çok yükseldi. OECD ülkeleri içerisinde en kötü durumda olanlardan biri biziz diyoruz. E, Be Be Kemal Bey yüzünden diyorlar. Kemal Bey ben ekliyorum, onlar Bay Kemal diyorlar. Efendim diyoruz ki faizler çok yükseldi Meral Hanım yüzünden diyorlar. Efendim diyoruz ki CDS oranlarımız çok yüksek, yüksek borçlarla maliyet borçlanmak memleketteki yatırım şeyini hız, ivmesini düşürür diyorsunuz. Hep muhalefet yüzünden diyorlar. Ya ne derseniz aklınıza ne gelirse muhalefete ciro eden bir sorumsuzluk var. Şimdi ben mesela Devlet Bey'i bize kızarken kamuoyu da çok gördü. Biz de görüyoruz. Sizler de izliyorsunuz. Devlet Bey çok kızıyor bize. Muhalefete kızıyor. İttifak diyor, zillet diyor, şer diyor. Yani o günkü hissiyatına göre bize uygun bulduğu, kendisine yakıştırabildiği şeyler söylüyor. Ben Devlet Bey'in mesela bize kızdığı kadar enflasyona kızarken hiç görmedim. İşsizliğe kızarken hiç görmedim. Yoksulluğa kızarken hiç görmedim. Devletin kurumları aşınırken, aşındırılırken, bu kurumlara olan hürmet azalırken, bunlara yapılmalarına sebep olanlara kızarken hiç görmedim. Halbuki iktidarlar, iktidarların vazifesi memleketi daha konforlu, daha huzurlu, daha güvenli yaşatmaya bağlıdır. Yani siz memleketinizin kaynaklarını israf etmişsiniz. Bize kızdığınız kadar enflasyona kızsanız millet belki ...size yeniden itimat edecektir. Ama görülüyor ki uzunca zamandır iktidar... ...sadece muhalefete kızmakla meşgul. Kendi siyasi iddialarını gerçekleştirmek yerine... ...muhalefetin iddialarını gerçekleştiremeyeceğini ispatlamakla meşgul. Bu Türkiye'de iktidarda kalmak için... ...ümidi yönetmek yerine... ...muhalefetle, muhalefetin içindeki problemleri büyüterek... ...onlardan avantajlı duruma geçmeye heves etmekle... E, ...alakalı bir durumdur. Dolayısıyla iktidarda kalmak için icra etmek zorunda olduklarınızdan vazgeçip muhalefetin zafiyetlerini gördüğünüz zafiyetlerini olduğunu zannettiğiniz zafiyetlerini yahut ya da içlerindeki zayıf gördüğünüz yerleri işte kırılmaya sebep olacak şekilde saldırarak avantajınıza dönüştürmeye çalışıyorsanız memleketi yönetebilme kapasitesini kaybetmişsiniz demektir. Dolayısıyla bizim açımızdan bir problem yok. Memlekette bu çok normaldir. 20 sene iktidarda kalan 20 sene bu kadar denetimsiz güç kullanan her iktidar böyle bozulacaktı. Bunlar da bozuldular. Yani bu kadar güç arkadaşlar şunu anlamıyorlar ısrarla ısrarla söylüyoruz. Diyoruz ki sizi bu kadar bozan güç bizi bozmasın diye tedbir almaya çalışıyoruz. Yani biz muhalefet olarak aslında parlamenter demokrasi vurgusu yaparken biz aslında iktidarın şu andaki mevcut iktidarın gücünü sınırlamaya çalışmıyoruz. Biz bu kadar gücün bu mevcut iktidara ne kadar bozduğunu gördüğümüz için bu kadar güç bizi de bozmasın diye kendi gücümüzü sınırlamaya çalışıyoruz. Bunda anlaşılmaz bir şey yok. Ama ısrarla onlar şöyle bir cevap verme algoritması kullanıyorlar. Efendim muhalefet Tayyip Erdoğan'ın olmadığı bir ülke hayal ediyor. Suçlamaya bakar mısınız? Demokratik bir ülkede evet. suçlamaya bakın lütfen. Siz Tayyip Erdoğan'ın olmadığı bir ülke mi hayal ediyorsunuz? Sanki koltuğa beraber oturmamız mümkünmüş gibi yani. Peki. Yani Erdoğan'ı devirmek suretiyle bir darbe peşindesiniz e, galiba. <gülüyor> <gülüyor> Suçla, suç, suçlamaya bakar mısınız? Biz bir, bir, tamam. Yavuz Bey bir, bir soluklanmanızı rica bu şey edeyim. Buyurun efendim. Bir cümle bir, bir, bir cümle. Evet. Bir cümle Berhan, edip, abi, Berhan abi. Şimdi En nihayetinde şu gerçeği kabul etmemiz gerekiyor. Halk TV ve Halk TV gibi birkaç ekran dışındaki bütün medya AKP'nin oluşturduğu iletişim başkanlığı tarafından yönetiliyor. Yani oradaki manşetler, orada evet. işlenecek konular, hatta o yayınlara alınacak konuklar dahi. O halde yani böyle de, tepede bir kontrol. Tabii yapıcıdır. tabii hem bir hem WhatsApp <laughs> e, grupları üzerinden hem bizzat telefonlar üzerinden şunu demeye getiriyorum. O halde Devlet Bahçeli o ekranlardaki, o gazetelerdeki, o yayın organlarındaki bu politikaya Ciddi anlamda eleştiri getiriyorsa aslında iletişim başkanı Fahrettin Altun'un iletişim stratejisini aslında hedef alıyor. Bunu da altın çizmek gerekiyor. Dolayısıyla o da alınması gerekiyor kendi evet, üzerine. Evet, kesinlikle. Buradan. Yani buradan hem o ekranlarda, bakın bizim tabirimiz değil asla. Biz öyle bir şey yapmayız, kendilerine hitapta bulunmayız. Ama Bahçeli'nin tabiri. Bahçeli diyor ki, beşlik simit gibi dizilen diyor. Beşlik simit gibi dizilen bu sözde uzmanlar sürekli Millet İttifakı'nın adayı kim olacak diye konuşuyorlar. Dolayısıyla oraya çok sık çıkan yüzler belli. Bütün kamuoyu tanıyor. Ey o yorumcular. Bahçeli size diyor ki beşlik simit gibi dizilip duruyorsunuz oraya. Adayları konuşuyorsunuz. <laughs> iyi yapmıyorsunuz. Siz PR'ını yani halkla ilişkilerini yapıyorsunuz. Ne diyorsunuz Berran Şimşek? Vallahi simitler ortada görüyoruz yani. Simit. Maalesef <laughs> Yani ayrıca sinirli... Yani seçime kadar karar alsalar ki Cumhurbaş seçim karar alınana kadar Cumhurbaşkanı adayları konuşulmayacak. Konuşun. Biz hemen şimdi, razıyız. Razıyız efendim. Şimdi şöyle bir şey var. Ben Barış'a katılıyorum. Ne acıdır ki Türkiye'de yazılı medyada kimler ne yazacak veya ekranlara çıkanlar ne konuşulacak? O günün gündemi de iletişim başkanlığı tarafından veriliyor. Konuklar da böyle seçiliyor. Şimdi bu süreç bir dönem bunu yaratabildiler, yaşatabildiler. Fakat 31 Mart seçimlerinden sonra artık sattıklarının alıcısı kalmadı. Halkın reel gerçek hayattaki yüzleştiği, kendisi, aşı, işi, cebi, ailesi buradan giriyor dız dız ile buradan çıkıyor 32 yıldız ile. Dikkat edin şu Erbaş meselesine vermiş olduğu desteğin sonrasında Tosun'un yaptığı ifadelere Sayın Bahçeli'nin açıklamaları Bahçeli bu süreçten çok rahatsız. Çok rahatsız. Yani şunu görüyor. Bu kadar yıllık ve özellikle 99'dan sonraki süreçte Türk